Ulan ben bile yerini unuttum işkence altında söylemeyeyim diye. Bunlar belgeleri nasıl buldu? İskender Büyük, bittiğinin resmidir. Hadi ya. Ne yaptınız zannediyorsunuz siz? Ben İskender Büyük'ün kızıyım. O zaman niye kaçıyorsun? Hırsız gibi kovalıyorsunuz da ondan. Kimliğini göster. Ya evde unuttum galiba. Bizimle karakola geleceksin. Siz anlamıyor musunuz? İskender Büyük'ün kızıyım diyorum. O zaman baban gelsin karakoldan alsın seni. Ya. Hadi yürü. Geç. Ne demek yalnız kalmak istiyorum? Yalnız kalmak istiyorum, yalnız kalmak istiyorum demek. Bu ev boş, oda dolu. Nerede istiyorsan orada yalnız kal. Ev bana basıyor. Daralıyorum. O zaman bahçede otur. Açık konuş kadın. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Beni de mi istemiyorsun? Seni de istemiyorum. Belgeler. Sende değil mi? Ne belgesi? Bana ait evrakı alıp kaçtın değil mi? İskender sen hastasın. Senin sülalendir hasta. Eskiden ulaşılamayan bizdik. Şimdi ne hallere düştük? Şarjın mı bitti? Ne şarjı ya? Neredesin sen gerizekalı? Karakoldayım. Gel beni buradan al. Ya senin karakolda ne işin var? Ya sen gelip beni buradan çıkaracak mısın? Çıkarmayacak mısın? Nasıl girdiysen öyle çık. Seninle mi uğraşacağım ben? İyi. Günah benden gitti. Çinili polis merkezindeyim. Burada hava çok soğuk. Sanki kar yağıyor. Ne diyorsun sen? Alo. Alo. Bir daha yüzüme kim telefonu kapatırsa
kızımdır, sevgilindir demeyeceğim, öldüreceğim. Babam birazdan gelir. Buyur. Cevat Akarsu nerede? Gökte diye biliyorum. Değil mi? İkimiz de uçağa binmediğini biliyoruz Sayın Feller. Cevat gidip arkamdan iş çevireceğine o uçağa binmeliydi. Yaşaması için Cevat'a hatırınıza bir şans verdim. O ise gitti, Bitik İskender'le ve Turan Kaçkar'la işbirliği yapmak istedi. Herkes hata yapabilir. Bu kadar aptalca hata yapan birini Polat Alemdar'ın yerinde olsanız siz ne yaparsınız? Cevat Polat Alemdar'ın elinde mi? Benim ya da sizin elinizde olmadığına göre Cevat'ın yaşamasını istiyoruz. O zaman adamınızı kurtarın. Benim Cevat için harcayacak bir dakikam bile yok. Ama İsrail... Ama İsrail. İstanbul'da İsrail yok. Ben varım. Siz bugünkü İsrail'in peşindesiniz. Ben gelecekteki İsrail'in. Siz bugünle uğraşın. Bırakın ben de gelecekle uğraşayım. Ne düşünüyorsun yakışıklı? Yıldız Turan Kaçkar'ın kendisini riske atamayacağını, bizim alanlarımıza girmek istemeyeceğini, Mehmet Fikret'in ortalığı karıştırmak ve kendi dengesini oluşturmak için Turan'ı hedef gösterdiğini söylüyor. Benim bir teklifim olacak efendim. Ama biraz riskli. Nedir? Kızınızı İskender'in evinde gördüm. Gücü ve güçlü insanları seviyor. İnci ile bu konunun alakası ne? Kızınızın cazibesine karşı koyacak erkek yok. Rakibinizi kontrol etmenin en etkili yolu onun nefes alışverişini takip edecek kadar yakınına birini sokmak. Galiba yanlış adama yanlış soruyu sordum. Efendim ben İnci Hanım'ın kısa bir zaman içinde İskender Büyük'ün yanından ayrılacağını düşündüm. Turan Kaçkar'ın da sizin her şeyinizi öğrenmek için İnci Hanım'a yaklaşacağını bir an için hayal ettim. Eğer haddimi aştıysam özür dilerim. İnci beni çok hayal kırıklığına uğrattı. İskender'in yanından ayrılacağı falan yok. Ayrılsa da bir daha ona güveneceğimi zannetmiyorum. Efendim İnci Hanım geldi. Sizinle görüşmek istediğini söylüyor. Görüşmeyeceğimi söyle. Davut Bey müsait olmadığını söyledi İnci Hanım. Ya. Git konuş bakalım ne istiyor. Babama onunla görüşmek istediğimi söyleyin. Nasılsınız? İyi misiniz İnci Hanım? Benim nasıl olduğum seni ilgilendirmez. Sizinle hep tatsız anlarda karşılaştık. Eğer istemeden sizi incittiysem bağışlamanızı rica ederim. Ben babanızın, dolayısıyla sizin hizmetinizdeyim.
Babanızla ilişkinizin düzelmesini en çok ben isterim. Babam yolladı değil mi seni bana? Hayır. Ben sizinle konuşabilmek için izin istedim. Ne konuşacaksan konuş. İnce Hanım, babanızın size ihtiyacı var. Siz onun tek varlığısınız. Ve sizden başka güvenebilecek hiç kimsesi yok. Beni babamla görüştür. Şimdi değil. Ama görüşmenizi sağlayacağım. Ne zaman? En kısa zamanda. Ne diyor? İskender Büyük'ten ayrılmış. Sana bunu mu söyledi? Hayır, ben anladım. Kadınlar anlamayı nerede öğrettiler sana? Langley'de mi? Langley'de kadınlarla ilgili öğretilen tek şey onların en öldürücü silah olduğu. İnce Hanım'ın tek güvencesi İskender'in sizi öldürmesiydi. İskender bunu beceremeyince gidecek bir yeri kalmadı. İnanın bana, İnce Hanım güçsüz yaşayamaz. Müsaadenizle efendim. Alo. Hemen geliyorum.